Sevgili Antalyalılar, AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Antalya'da AK Parti teşkilatlarımızda görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbinden rahmet ve mağfiret diliyorum. Yarın bildiğiniz gibi partimizin 16. kuruluş yıl dönümü. 2001 yılında çıktığımız ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğunda 15 yılı iktidar olmak üzere başarıyla, şanla, şerefle dolu tam 16 yılı geride bırakıyoruz. (Gülüyor) 2001 yılında henüz oy verme çağına yeni gelmiş olan gençlerimiz bugün şairin yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün dediği bir yaşa ulaştılar. AK Parti kurulduğunda henüz yürümeyi yeni öğrenen çocuklar artık liseyi bitirip üniversiteye adım atmaya hazırlanan, oy verme, her türlü işlemi kendi adlarına yapma ehliyetine haiz gençler haline dönüştüler. Kimin sayesinde? AK Parti'nin sayesinde. Partiyi kurduğumuz zaman seçme yaşı neydi? 18. Seçilme neydi? 30. Bak, seçme 30, seçilme, düşünebiliyor musunuz? Seçme 18, seçilme o noktada çok ilginç 30. Ya zor olan seçmektir. Seçilmek kolay. Hatta bir zamanlar Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm diyen siyasetçiler çıktı bu ülkede. Ama biz ne yaptık? Önce 30'u 25'e çektik. Son attığımız adımda da ne dedik? Seçme de 18, seçilme de 18 olacak dedik ve bunu başardık. Yani gencine, gençliğine kıymet veren hareket AK Parti hareketidir. Gençler, bizler sizinle gurur duyuyoruz. Zira Fetih gençliğinin bir özelliği var. Bir çağ kapattı, bir çağ açtı. Bizim ecdadımız bir çağ kapatıp bir çağ açtığına göre onun varisleri olan torunlar da inşallah 21. asrı ecdadının asrı haline dönüştürecektir. Ben buna inanıyorum. Onun için hedefler koyduk. Ne dedik? 2053. Ne dedik? 2071. İnşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'te. Tüm gençliğimizi Malazgirt'te beraber bulunmaya davet ediyorum. Orada beraber olacağız. Ve bizler inşallah Sultan Alparslan'ın torunları olarak da o heyecanı, o coşkuyu
Evet, o doğuş harekatının olduğu yerde hep beraber yaşayacağız. Geçen yıl ilki yapıldı. Şimdi bundan sonra aynen Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız. Kardeşlerim, bizler böylesine uzun bir süredir ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine erişen bir partinin, genel merkezinin, teşkilatlarının ve mahalli idarelerinin yöneticileri olarak kendimizi bahtiyar addediyoruz. Hamdolsun. Üstelik Türkiye'nin 15 yılı ancak kuruluş dönemiyle mukayese edilebilecek önemde hadiselerle geçmiştir. Özellikle son 4 yılımız içeride ve dışarıda tarihimizin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız bir dönem olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Bu dönemde bir ülkeye yöneltilebilecek tüm saldırıları gördük, yaşadık. Türkiye'yi hedef alanlar AK Parti'yi boş bırakır mı? Bırakmadılar. Bu süreçte partimize de pek çok tuzak kuruldu. 2013'teki gezi olaylarının ve 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişiminin, 2014'teki mali idareler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin, bölücü örgütün çukur eylemlerinin ve DAEŞ saldırılarının, 2016'daki 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün, son olarak da 16 Nisan halk oylamasının mecrasından çıkartılma gayretlerinin, tüm bunların amaçlardan biri de AK Parti'yi sarsmak, mümkünse parçalamaktı. Kardeşlerim, hamdolsun Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metanetiyle tüm bu saldırıları boşa çıkardı. Ülkemizin bu karmaşık döneminde partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda, hamdolsun bunların sayısı ve oranı gerçekten çok küçüktür. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemdeki güçlü duruşları sebebiyle teşkilatımızın şu tüm mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bakın, biz bugün burada bir genişletilmiş il divanı yapıyoruz. Bugüne kadar böyle bir il divanı olmadı. İlk defa bunu yapıyoruz. Neden? Niçin? Çünkü artık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atıyoruz. ...2019'un Mart'ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından değerli kardeşlerim, Kasım'ında bir parlamento seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Öyleyse zaman kaybına tahammülümüz yok. Çok çalışacağız, çok. Durmak yok. O kadar.
Şimdi 19 ilçe ve büyükşehir. Hep birlikte kararlı bir şekilde inşallah tüm bu ilçeleri mahalleleriyle, sokaklarıyla sandık esaslı olarak taramaya var mıyız? Sağ olasınız, var olasınız. Kardeşlerim, unutmayın, bizim ölçümüz AK Parti olarak bellidir. Partimizin değerlerine, özellikle de bizim malum manifestomuza ihanet etmeyen, ülkesine sadakatle bağlı herkese kalbimizde, kollarımızda açıktır. Peki bizim bu manifestomuz nedir? Bu ilkelerimiz nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım. Antalya bunları aslında iyi bilir. Bir, tek millet. Kardeşlerim, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla, velhasıl 80 milyon biz tek milletiz. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Biz tek millet olarak inşallah geleceğe yürüyecek ve böylece 21. asrı Türk milletinin asrı olarak dünyaya aykırayacağız. Bunları unutmayacağız. İki, az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musun? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak, anneye. Ayşe Hanım'ın 13 evladı vardı. Bir tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm dedi. Dedim olur mu? Sen Allah'ın ve Resulünün emrini yerine getirdin. Sen ne güzel annesin ki cenneti 13 evladınla teminat altına aldın. Tek milletten sonra iki, tek bayrak. Bayrağımızı görüyor musun, bayrağımızı? Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız işte Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızın düşmesi gibidir. O kadar önemli. Üç, tek vatan. Tek vatan 780 bin kilometre kareyle bu tek vatanda yaşıyoruz. Tek vatanda bölmek, parçalamak böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere biz o toprakları ne yaptık? Mezar. Mezar, mezar. Onların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Cudi dağlarında, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, Küpeli'de, her yerde inlerine gireceğiz dedik, girdik. Ve hala da girmeye devam ediyoruz. Çünkü bu ülkeyi bölmeye gayret edenlere bu toprakları biz, evet, yaşanmaz hale getireceğiz.
Bunda kararlıyız. Kararlı mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Dört, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka herhangi bir devletimiz yok. Onun için de devletimizin güçlü olması için her alanda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, aklınıza ne gelirse, dış politikada ne olacağız? Tek devlet. Devletimizi kimse bölmeye gayret etmesin. Böyle bir yola tevessül edenin yeri bellidir. İnlerine gireceğiz dedik, inlerine girdik ve o inlerden onları çekip çıkartarak onlara bedelini ödettik. Değerli kardeşlerim, bu kriterlerin dışında kalan herkes bizim için defoludur. Yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir. Ahde vefa bizim siyaset ahlakımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek, bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize de o derece muhabbet doluyuz. AK Parti'de değişim demek, herkesin aynı ekip içinde yer aldığı bir bayrak yarışında görev almak veya görev devretmek demektir. Her birimizin aynı davanın neferleri olarak dün şu sıfatla yürüttüğümüz görevi bugün başka bir sıfatla veya hiçbir sıfatımız olmadan da sürdürecek samimiyetle olgunluğa eriştirmek, sabra sahip olduğuna inanıyorum. Bunu yapacağız. Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya evet su taşırız. Aksi takdirde bu büyük yapıyı, bu büyük ekibi ahenkle verimli şekilde milletimizin beklentilerine uygun tarzda çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Ben bugün Antalya'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir il divanı toplantısına 3 günde hazırlanan Antalya teşkilatımızı kutluyorum, tebrik ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla inanıyorum ki inşallah 2019'un mahalli seçimlerinde görülmemiş bir oy potansiyeliyle evet yola devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2019'un Kasım'ında bu defa inşallah parlamentoda ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığında da çok daha farklı bir oy inşallah oranıyla o seçimi de alacağız. Biliyorsunuz artık parlamenter demokrasi yok. Artık %34'le seçim kazanmak yok. %49,5'la seçim kazanmak yok. Şimdi %50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız? Ben sizlerle gurur duyuyorum. İstiyorum ki daha iyi olsun. İnşallah bunu da yakalayacağımıza inanıyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin hızla değiştiği bir dönemde AK Parti'yi durağanlığa mahkum etmeye hakkımız yoktur.
yeni projelerle, sürekli yenilenen heyecanlarla, daima hedef büyüten bir dinamizmle yoluna devam eden yönetici arkadaşlarımız elbette hizmetlerini sürdürecektir. Ama partiyi sırtlayıp götürmek yerine partinin sırtına binmeye kalkanları kenara çekmek de milletimize karşı sorumluluğumuzun yönüdür. Kardeşlerim, FETÖ ve PKK iltisakı başta olmak üzere milletimize düşmanlık eden terör örgütlerine bulaşmış olanlarla ilgili hassasiyetlerimiz elbette vardır ve olacaktır. Bu konuda en küçük bir taviz vermemiz söz konusu değildir. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler. Bu ümmeti parçaladılar. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan Pensilvanya'da şu anda park ettiler. Almanya'da park ettiler. Batı'nın değişik ülkelerinde park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika'ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Çünkü milletimin parçalanmasına sorumluluk makamında olan bir kardeşiniz olarak müsaade etmemiz mümkün değildir. Kardeşlerim, bunun yanında göreve devam edecek sağ olasınız. Sağ olasın. Bunun yanında göreve devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımızın partimize illerinde, ilçelerinde, ülke genelinde neler katacağını, nasıl bir fayda sağlayacağını da göz önünde bulunduracağız. Bir kez daha söylüyorum. Davası yüreğinde hizmet aşkı. Kafasında projesi bulunmayan, ilkelerimize tüm benliğiyle bağlı olmayan hiç kimse AK Parti'de yönetici konumuna gelemez, bu böyle bilinen. İnşallah tüm ilçe ve il kongrelerimiz bu anlayışta yapılarak büyük kongremiz için hazırlığımızı tamamlayacağız. Şimdiden bu bayrak yarışında görevini devredecek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Kardeşlerim, nüfusuna göre ülkemizin
5. şehri olan Antalya'nın her yıl misafir ettiği milyonlarca turistiyle aslında çok daha üst sıralarda bir yeri hak ettiğine inanıyorum. Turizmin vitrin şehri Antalya aynı zamanda tarımda da çok önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl 1 milyar doları bulan, bu sene çok daha fazla olacağı anlaşılan ihracatıyla şehrimiz ticarette de önemli bir merkez. Böylesine kritik bir şehre, potansiyeline ve ülkeye olan katkısına uygun hizmetler getirmek gerektiğini gördüğümüz için Antalya'ya hep özel önem verdik. Mevcut havalimanımızı göreve geldiğimiz zaman dünyanın en modern havalimanlarından biri haline getirdik. Daha yeni göreve gelmiştik. Çünkü havalimanı maalesef iş görmüyordu. 15 sene öncesini söylüyorum. Antalya'ya bu yetmez dedik. Doğu tarafına, Gazipaşa'ya ikinci bir havalimanı inşa ettik. Öyle mi? Şimdi üçüncü bir havalimanının hazırlığı içindeyiz. Antalya'nın batı tarafına 850 milyon lira yatırım bedeli olan yeni havalimanının inşasına inşallah yıl sonuna kadar başlamayı ve en geç 2021 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Hızlı tren konusunda iki ayrı hatla Antalya'yı ülkemizin tamamına bağlıyoruz. Birincisi Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir istikametine giden, oradan da İstanbul ve Ankara'ya ulaşan hızlı tren projesidir. Antalya'ya bu yakışır. Ve bunu yapacağız. İkincisi de Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri istikametine gidecek olan hattır. Nasıl? Güzel mi? Ama bunları iyi bilelim ve çaldığımız her kapıya da bunları anlatalım. Her iki proje ile ilgili çalışmalar etap etap sürüyor. Bunlarla da yetinmiyoruz. Antalya'yı otobanla hem Afyonkarahisar hem Alanya istikametine bağlayacak bir projeyi de ayrıca hayata geçiriyoruz. Sağ olasınız. Antalya Stadyumu 33 bin kişilik kapasitesiyle bölgemize yakışır bir eser oldu. Kusura bakmayın. Antalya Stadyumu çok daha erken bitecekti. Bir ara dönem geçirdi. Niye? Talihsiz bir belediye başkanı geldi. Ya bunlar anlamaz bu işlerden. Bunlara 5 koyun teslim edin kaybedip gelirler. Aslında yörükler bunları çok iyi bilir. Bunlar evet buranın yaylalarında bunlara sakın keçi meçi teslim etmeyin ha. İnan kaybedip gelirler. Tabii Antalya Spor'dan da artık ben bu stadın hakkını verecek bir performans bekliyorum. Ayrıca 15 yılda şehrimize kazandırdığımız 8600 derslik, 49 sağlık kuruluşu,
42 spor kuruluşu gibi pek çok hizmet var. Geçtiğimiz yıl yapılan Antalya Expo'su beklediğimiz düzeyde olmasa da şehrimizin tanıtımına katkı yaptı. İşte bu eser bu Expo'nun en güzel bir abidesi. Böyle büyük bir kongre merkezi Antalya'da yoktu. Ama şimdi bakın, ben akşam belediye başkanımız onu söyledim. İnşallah hamamdan çıkar gibi çıkmayız. Yok dedi, şu anda her şey yerinde. Hamdolsun ferahız değil mi? Terleme falan yok herhalde. Modern şehircilik bu. Medeni olmak bu. Daha iyi olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm bu hizmetleri katlayarak şehrimizin marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Ve Expo alanına yeni bazı projeler düşünüyoruz şu anda. İnşallah o projelerle bu Expo alanını çok daha etkin, çok daha verimli hale getireceğiz. Ve burası adeta bir çekim merkezi haline gelecek. Biz yaparız. Biz yaparız. Çünkü biz hep bunları düşünüyoruz. Biz kalkıp da evet, sokaklarda terör örgütlerinin mensuplarıyla kol kola dolaşmıyoruz. Biz halkımızla kol kola dolaşıyoruz. Farkımız bu. Kardeşlerim, geçtiğimiz 15 yılda Antalya ile birlikte ülkemize kazandırdığımız büyük yatırımların, yaptığımız dev hizmetlerin gerisinde ne var? İstikrar var, güven var. Bu ortamı sağladık ve bunun muhafazasını sağladık. Biz bu konuda ne kadar hassas isek maalesef ana muhalefet partisi başta olmak üzere bir takım çevrelerde o derece hoyrattır, o derece yıkıcıdır. Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin başındaki şahıs bir Alman dergisine röportaj veriyor. Duydunuz değil mi? Okudunuz mu? Normal şartlarda herhangi bir siyasetçi böyle bir imkanı ülkesinin ve milletinin faydasına olacak şekilde kullanır. Peki bizim ana muhalefetin başındaki zat ne yapıyor? Alman kamuoyuna ülkesini şikayet ediyor. Hem de öyle bir şikayet ediyor ki adeta Alman yatırımcıları da Alman turistleri de Türkiye'den uzak dursun, sakın buralara gelmesin diye bangır bangır bağırıyor ve yalvarıyor. Neymiş efendim? Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Önce sözlerini inkar etmeye çalıştı. Mızrak çuvala sığmayınca, bu defa pişkince ben bunları her yerde söylüyorum diyerek işin içinden sıyrılmaya kalktı. Bu ifade söz konusu zatın sehven değil, bilinçli olarak ülkemize iftira attığını gösteriyor. Yazıklar olsun. Ekmeğini yedi, suyunu içti, milletvekili ve emekli olarak maaşını aldı. Devletine, ülkesine böylesine bir ihaneti yapabilen ve yüzü kızarmadan bunu savunan zata ne desek boştur. Kardeşlerim, Ankara'dan İstanbul'a yürüdü değil mi? Sözde adalet yürüyüşü yaptı. Peki o yürüyüşü 29 gün yaparken onun yol güvenliğini falan kim sağladı? Bu hükümet sağladı. Öyle mi? Birçok istihbaratlar geldi ama hükümetimiz o güvenliğini sağladı. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de adaletsizlik varsa
Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde günlerce işçiler grev yaptılar. Onların hak arayışlarındaki adaleti nereye koyacaksın Bay Kılıçdaroğlu? Şişli İstanbul'da çöpler istila etti. Taşeron örgütleri bağırıp çağırdı. Çöplükten geçilemez hale gelen, benden önce de İstanbul öyleydi. Çöp yığınlarıyla doluydu. Peki onlara yönelik sözde adalet yürüyüşü yapan sen onların adalet arayışına niye cevap vermedin? Ah kardeşlerim ah. Bunların adalet madaletle alakası yok. Bunların derdi başka. Bunların derdi ülkeyi karıştırmak. Ana muhalefetin başındaki zat halen ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı, bakın burası çok önemli, ülkenin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekiliyle ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha! Şaşmayın. Evet. Şaşmayın. İçeriden değişik haberler alıyorum. Buradan çıktım çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Değerli kardeşlerim, bütün bunlar bir FETÖ taktiğidir. Gerçi söylediği her şeyi inkar etme, yaptığı her işten çark etme konusunda bu şahsın eline su dökecek kimse zor bulunur. Bunda yalan gani. Kendisi genel başkanlık koltuğuna da FETÖ kumpası olduğunu herkesin bildiği bir kaset operasyonuyla oturtulmamış mıydı? O gün Baykal'ı ziyaretten çıkarken, hemşeriniz, onu ziyaretten çıkarken gazeteciler sordu, aday olacak mısınız dedi. Hayır, böyle bir düşüncem yok dedi. Değil mi? Aa, ertesi gün bir de baktık ki adaylığını açıkladı. Niye? Yalan. Ama unutmayın, yalancının mumu o kadar. O kadar çok yalan söyledi, söylediği o kadar çok sözü yuttu, o kadar çok hezimete uğradı ki biz kendisini takip edemez hale geldik. Mümkün değil. Ne derseniz deyin, yağmur yağıyor. Havasında kendisine dikte edilenleri yapmaya devam ediyor. Bu zatın kendisinin ve partisinin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Ama mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda hiç kusura bakmasın. Sessiz kalmayız, kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Türkiye'yi kuşatma, Türkiye'yi işgal operasyonlarına nefer yazılan herkes bu ülkenin de, bu milletin de defterinden silindi. Hiçbir siyasi veya bireysel çıkar böyle bir ihaneti mazur gösteremez. Tabii genel başkanı böyle yapınca milletvekili durur mu? Ana muhalefetin Antalya milletvekili aynı zamanda geçen dönem şehrin üzerine bir kabus gibi çöken eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz'la ilgili öyle laflar söylüyor ki FETÖ'cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Peki ana muhalefetin başındaki zatın ve onu takip eden Antalya milletvekilinin ülkelerine attıkları iftiraların zararını en çok kim görüyor? Tabii ki Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Burası ülkemizde turizmin lokomotifi olan bir şehir. Kendi ülkesini karalayan, yatırımcılara
ve turistlere adeta ne olur Türkiye'ye gelmeyin, Antalya'ya gelmeyin diye yalvaran bu zihniyete halk ettiği cevabı, hak ettiği cevabı da inşallah Antalya'nın, Antalyalı'nın vermesi gerekiyor. Antalya'daki esnaf kardeşimin, turizmci kardeşimin, çiftçi kardeşimin, evet, ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yoktur. Ana muhalefetin başındaki zata ve onun izinden giden milletvekiline, buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların ülkelerine attıkları iftiraların, kendilerine verdikleri zararın hesabını soracaklarına inanıyorum. Özellikle CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımı bu konularda muhasebe yapmaya, partilerinin ve ülkelerin geleceği için seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Kardeşlerim, ana muhalefetin başındaki zatın ve ekibinin şifrelerini bizimle birlikte yabancılar da şu anda çözmüş görünüyor. Çünkü bunlar ne kadar yalan söylerlerse söylesinler, ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, hangi ihanetleri sergilerlerse sergilesinler, yatırımcıların ve turistlerin ülkemize olan ilgisi arttıkça artıyor. Daha dün Isparta'da uluslararası bir yatırımın açılışını yaptım. Geçtiğimiz haftalarda güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerine uluslararası yatırımcıların ilgisi bizi şaşırtan düzeydeydi. Yaklaşık 2 milyar dolar yatırım. Ondan bir hafta önce İstanbul'da bir şehir hastanesinin kredi anlaşmasını imzaladık. Japon-Türk işbirliği. Bedel ne biliyor musunuz? 1,5 milyar dolar. Ya bunlar önümüzü kesmeye çalışıyor ama uluslararası yatırım Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Uğraşmayın boşuna, uğraşmayın. Türkiye dimdik ayakta Allah'ın izniyle yoluna devam ediyor. Turizmde de geçtiğimiz yılki durgunluğun ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Hamdolsun. Dün itibariyle Antalya'da doluluk oranının %80'e ulaştığını arkadaşlarım bana rapor ettiler. Antalya turist sayısında hamdolsun böyle bir konuyu gündeme getirdiğimizde diyorlar ki iyi yoldayız. Daha iyi olacak. Yılın ilk 7 ayında şehrimizde geçtiğimiz yıl 3 milyon 200 bin olan turist sayısı bu yıl 5 milyon 200 bine ulaştı. Yani Kılıçdaroğlu gelmeyin diyor, turistler de sana ne ya diyor ve geliyor. Ama şimdi sessizliğe büründüler. Baktılar ki bizi dinlemiyorlar. Geliyor. Niye? Ya benim Ayşem'in, Fatma'mın, Ahmet'imin, Hasan'ımın güler yüzüne kim gelmez ya? Turizm geliri ve istihdam da buna uygun şekilde artıyor. Türkiye içinden geçtiği siyasi ve ekonomik imtihan döneminden Rabbime şükürler olsun. Alnının akıyla çıkmaya başladı. Bak, yılın ilk çeyreğinde büyüme %5. Yıllık ihracatımız hamdolsun 150 milyar doları aştı. Bunlar hep güzel günlerin habercisi. Enflasyon yeniden tek haneliye indi. Merkez Bankası rezervi hamdolsun tırmanmaya başladı. Şu anda 109 milyar dolara ulaştı. Peki 15 sene önce geldiğimizde Merkez Bankası'nın rezervi neydi?
27,5 milyar dolardı. Biz 135 milyar doları gördük. Onu yeniden göreceğiz inşallah. Daha güçlü olacağız. Çünkü Türkiye güçlenecek. Savunma sanayinde güçleniyoruz. Hamdolsun. Bak artık insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Şu anda Güneydoğu'da sınırlarımızda teröristleri İHA'larla vuruyoruz. Onlar yer tespiti yapıyor, F-16'larla vuruyoruz. Bölücü terör örgütü güya eylem yılı ilan ettiği bir dönemde adeta nefes alamaz hale gelmiştir. Verdiğimiz şehitler yüreğimizi yakıyor. Ama biliyoruz ki ülkemizde özgürce yaşamanın bir bedeli var. Her alanda. Mücadelemizin sürdüğü FETÖ davalarını ilgili arkadaşlarımız çok yakından takip ediyor. Bu davalarında hem milletimizin vicdanını tatmin edecek hem de hukuki olarak en küçük bir eksikliğe, aksaklığa, boşluğa meydan vermeyecek şekilde neticeye ulaşacağına inanıyoruz. Suriye ve Irak'ta bütün oynanan oyunları yakından takip ediyoruz. Gereken durumlarda sahada varlığımızı göstermekten çekinmeyecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Körfez bölgesindeki sıkıntıların suhuletle çözüme kavuşturulması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bize göre dünyanın öteki ucu olan Kuzey Kore'nin merkezinde bulunduğu krizle ilgili endişelerimizi ifade ettik. Nükleer bir savaş taraflarla birlikte tüm dünya için telafisi mümkün olmayan bir felakettir. Japonya ve Güney Kore gibi yakın dostlarımızı tedirgin eden bu gerilimin silahlar ve füzeler ateşlenmeden sona erdirilmesini diliyoruz. Kardeşlerim, gerek ülkemizin içinden geçtiği süreç, gerek dünyada yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin mutlaka güçlü olması gerektiğini gösteriyor. Güçlü olmanın yolu da imkanlarımızı ve potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmakta geçiyor. 2019 seçimleri bu bakımdan ülkemizin geleceğinde belirleyici bir dönüm noktası olacaktır. AK Parti olarak 2019'a kadar olan dönemi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Hem teşkilatlarımızdaki değişimi hem hükümet çalışmalarını bu anlayışla titiz bir şekilde yürüteceğiz. Milletimizin bize olan sevgisi, desteği mecburiyetinden veya mahkumiyetinden değil, ülkemize en iyi hizmetleri veriyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bugün de milletimiz bizden icraat bekliyor. Ülkemizde rekabet edebileceğimiz bir ana muhalefet olmadığı için kendi kendimizle rekabet etmek durumundayız. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Şimdi hedefimiz 2023 hedeflerimize ulaşmaktır. Bu da ülkemizi önümüzdeki 6-7 yılda şu andakinden 2 kat fazla büyütmekten geçiyor. Gelişmekte olan pek çok ülkenin düştüğü orta gelir tuzağını aşmak için bunu başarmak zorundayız. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Ama önce 2019 seçimlerinde ihtiyacımız olan neticeye ulaşmamız gerekiyor. Kardeşlerim, 94'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman hanımlar muhteşem çalışmışlar ve bana bir teklif getirdiler. Bunu her yerde anlatıyorum. Şimdi burada da anlatacağım. Dediler ki başkanım, buyurun dedim. Biz dedi evleri dolaşıyoruz. Sadece broşürle dolaşmak pek uygun olmuyor. Dedim. Biz dedi birer kahve versek. Ne olacak dedim kahve. Biz dedi bu kahvede bir şey yapacağız. Ne yapacaksınız? Bu kahvenin üzerine bir şey yazacağız. Bir fincan kahvenin
40 yıl hatırı vardır diyeceğiz. Ve o zamanki partimizin de logosunu arkasına koydular. Güzel olur dedim. Ve gittikleri her eve o kahveyi götürdüler. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Güzel mi? Hanım kardeşler, buna hazır mıyız? Antalyalı kahveyi de sever ha. Öyle mi? Evinin varandasında, bahçesinde şöyle kahveyi demler ve orada da kahveyi içerken kime hatırlayacak? Sizi. Sizi. Kim getirdi bu kahveyi bize? AK Parti kadın kolları. Onun için çok çalışacağız. Gençler, durmak yok. Üniversitelerde bütün gençliğimize el ele olacaksınız. Dolaşacaksınız. Bütün mahallelerde dolaşacaksınız. Ve kucaklayıcı olacaksınız. Kırmadan, dökmeden, barışa giden yolda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda ben gençliğimizden çok şeyler bekliyorum, umutluyum. Bize eğilmek yakışmaz. Biz sadece rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka bir yerde asla. Ve şimdi tüm başta il başkanım olmak üzere ilçe başkanlarımız, tüm sandık kurulları hep beraber sandık esaslı olarak çalışacağız. Ve şu anda teşkilat başkanlığımız zaten koşturuyor, elemanlarını gönderiyor ve yapılan tüm temayül yoklamalarıyla değerlendirmelerimizi yapacağız. Daha heyecanlı, daha güçlü bir teşkilatla inşallah Antalya'mızı da yenileyeceğiz. Kırıp dökmeden, gücendirmeden, el ele, omuz omuza 2019'a hazırlanacağız. Buna var mıyız? Çünkü karşımızdaki sorunlar ancak böyle bir çalışmayla üstesinden gelebileceğimiz büyüklüktedir. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Bir kez daha AK Parti'mize ve Türkiye'ye yaptığınız hizmetler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle bir kalkın bakalım. Şöyle işaretimizi şöyle görelim. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Antalya'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor. Ve Zat Devletleri'ni bir müddet sahnede misafir ediyoruz. Şimdi günün anısına hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Rıza Sümer'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
Efendim yerlerinizde kalmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, genişletilmiş il danışma meclis toplantısını katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Bayraklarımızı dalgalandırabilir miyiz Antalya? Her zaman olduğu gibi bugün yine tarihi yazdın. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ilk